Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasen ve elhiqna ila salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Evet, bugün inşallah tabilerin üçüncüsü olan tevkid ile devam edeceğiz dersimize. Evet, tevkid nedir? Musannif Hazretleri önce tevkidin tanımıyla başladı. Tevkid nedir diye. Biz bununla alakalı bir teşhirimiz var. Olmazsa şey yapalım. Teşhiri direkt önce okuyalım. Ondan sonra buraya şeye geçeriz. Tanıma geçeriz inşallah. Evet. Tevkid nedir? Tevkid bu te'kid de denir. Te'kiddi. Tevkid de denir. Tevkid. En yani fasih tevkid diye görmüşler vav ile. Çünkü Kur'an'da bu şekilde var ama caizdir biliyorsunuz. Hemzeyi alırken hemze ile alakalı meselelerde izli şerhlerinde veya izliyi de bunu görmüştük. Te'kid diye de gelir. Tevkid diye de gelir. Eğer kendinden önce hemze gelmiş olsaydı vücuben gelecekti. Mesela amene gibi. Amene değil de amene gibi. Ama burada tevkid diye de gelebilir. Te'kid diye de gelebilir. Hatta takid diye de gelebilir. Yani elife de dönebilir. Hemze elife de dönebilir. Bunların her biri olabilir. Evet. Tevkid iki kısımdır. Tevkid iki kısım. Tevkidi lafzı tabii ben de tevkid karıştırmış. Hepsine bir şey aklıma artık hangi geldiyse onu yazmışım. Tevkid iki kısımdır. Birincisi tevkidi lafzı, diğeri tevkidi manevi. Manevi olan tevkid, diğeri de lafzı olan tevkid şeklinde ayırıyoruz. Tevkid müekkid manasındadır. Bakın burada şöyle bir şey. Normalde işte dedik ki örneğin ca'e aliyyun, Ali geldi, nefsuhu dedik. Bizzat kendisi. Burada nefsuhu kelimesi normalde tevkid midir? Tevkid nedir? Tevkid mastardır değil mi? Normalde mastar mıdır? Yani burada işte tekit etme. Tekit etme dediğimiz. Daha çok bedel gibidir hocam. Neyi bedel gibi? Nefsuhu. Yok tekit nefsuhu bedel değil. Nefsuhu tekit de ben o şeyi sormak istemedim. Şunu demek istedim. Burada tevkid lafzını kullanma üzerinde duruyorum. Tevkid diyoruz ya, tevkid dediğimiz şey destekleme diyelim, destekleme. Burada nefsuhu kelimesi destekleme midir yoksa destekleyen midir gibi düşünün yani. Yani buradaki işte nefsuhu lafzı Ali kelimesini destekleme dediğimiz mastar mıdır? Yoksa destekleyen lafız mıdır o? Yani tevkid eden lafız mıdır? Destekleyen, tevkid eden lafızdır. Yani tevkidden kasıt burada müekkittir demek istiyoruz. Yani tevkid diye kullanıyoruz ama aslında kasıt nedir? Müekkid manasında. Yani bu lafızlar aslında müekkid lafızlar. Bu lafız ne yapıyor? Müekkid. Neyi tevkid ediyor bu lafızlar? Müekkedi. Yani tevkid edilen metbusu. O yüzden metbuya müekked diyoruz. Bu müekkidlere de tevkid diyoruz. Peki neden bu şekilde mastarla ifade edilmiş? Biliyorsunuz ismin fail manası kullanılan bir lafzı mastarla ifade ederseniz mübalağa kastedersiniz. Niye mesela diyor ki raculun adulun. Adalet olma adam geldi. Nasıl adam adalet olma? Adalet olma olur mu? Bir kere mastarlar isim manadır. İsim manalar sıfat olmaz. Peki neyi kastediyor? Raculun adilun aslında. Yani adalet işini yapan adam. Ama diyoruz ki bu adam mesela Hazreti Ömer için ne diyoruz? Racul yani Umar'ın adulun. Adil Ömer. Yani adil değil. Sanki o adalet işini yapan değil. O kadar adil, o kadar adil ki sanki adaletin kendisi olmuş. O adaleti yapan değil de adaletin kendisi haline gelmiş. İşte bu şekilde mastarla ifade edilip ismi fail manası kastedildiğinde bu şekilde ne olmuş oluyor? Mübalağa olmuş oluyor. Evet. Bu manada tevkid yani bu Arapçada bu şekilde çokça kullanılır. Tevkid demek bununla maksud olan mana nedir? Müekkid manasında yani. Evet. Şimdi biz tevkidi ikiye ayırıyoruz. Tevkidi manevi ve tevkidi lafzi olarak ayırıyoruz. Önce tevkidi lafzi görelim daha kısa.
Tevkidi lafzi ne demek? Lafzın aynısının tekrar edilmesiyle yapılan tevkid. Yani biz lafzın aynısını tekrar ediyoruz. Başka bir şey yok. Bu şekilde yapıyoruz. Türkçede de aynı değil mi? Ben bunu demedim mi? Demedim mi? Diyoruz mesela değil mi? Manayı tevkid etmek için. Peki söylediğim şu mu? Ya da bak şunu gösteriyorum. Şunu. Mesela ne yapıyoruz? Lafzı tevkid ediyoruz bu manada. Tabi Arapça İrab dili olduğu için İrab dili olmasından ötürü nasıl irab alacağı önemli kelimenin. Ona binaen bu konudan onda daha önem arz ediyor. Evet. Dolayısıyla lafzı tekrar ederek yapıyoruz. Mesela diyor ki ya bugün Ahmet derse geldi mi? Tabii. Geldi. Bak tabii dedim. Sonra geldi dedim. Tabii ki. Bakın her türlü ne yapmış oluyorum? Lafzı tekrar etmek suretiyle tevkid ediyorum. Bu lafzi tevkid. Manevi de yani aslında buna lafzi derken lafızla yapılıyor. Aslında manevi de lafızla yapılıyor. Fakat farkı ne? Genelde o yüzden ben bazen karıştırıyorum bunları. Yani lafzi dediğimiz müekkedin lafzıyla manasında. Müekkedin lafzıyla. Aslında lafzın tekrarıyla dese daha belki şey olacak. Hani kelime açık olacak ama kastı bu yani. Lafzının tekrarıyla mana. Yoksa tevkidi manevi de şeyde lafızla oluyor. Fakat müekkedin lafzıyla olmuyor. O yüzden manevi deniyor yani. Maksut bu ama lafız muhem yani muhim tam şey yapmıyor. Ona da ihtimali var sanki buna da ihtimali var. Evet. Bir, bu nasıl olur? Ya isim olabilir bu şey. Tekrar eden lafzın aynısı isim olabilir. Evet mesela ne diyor şair? Ehâke ehâke inne men la ehan lehu kesâin ilel hicâ. Yok ilel hicâ, ilel heyca bi gayri silahin. Evet bu Katrun Neda'da geçen bir şiir. Tabii ben sizi bir yandan da Katrun Neda'yı hazırlamak için böyle ara sıra oradan birkaç öyle şiir miyir sıkıştırıyorum. Normalde basit örnek verilebilir yani. Ehâke kardeşin yerine yani ca'e Muhammed diye de ifade edilebilirdi. Ama bir yandan böyle hafif hafif alışın diye kolay olan şiirleri yazıyorum. Evet. Ehâke. Ehâke dediğine burada kardeşin. İnne men la ehannehu. İnne değil mi? Men la ehannehu. Kardeşi olmayan kimse kesâin. Sâi' gibidir. Sa'a yes'a. Koşmak değil mi? Sâin neye koşan gibidir? İlel hayca. Hayca demek harp yani savaş. Savaşa koşan gibidir. Ne ile? Bi gayri silahin. Silahı olmaksızın savaşa koşan gibidir kardeşi olmayan kişi. Bakın burada birinci ehake lafzı gizli bir ihfaz fiiliyle mansuptur. Şimdi diyeceğiz ki bakın burada ehake ilk ehake fiili irabını yaptığımızda bu birinci ehake mansup mudur değil midir? Mansup olarak gelmiyor mu? Çünkü Esma-ül Hamse'den değil mi? Esma-ül Hamse'den olan ehake merfu olsaydı ne ile gelirdi? Vallahi değil mi ehuke? Peki niye ehake bu? Buna biz igra diyoruz. İnşallah ileride göreceksiniz. İgra ve tahzir dediğimiz bir konu var. Yani bir şeyi teşcih ettirme, sevdirme veya da ondan sakındırma manası. Yani burada diyor ki ehake yani sana şeyi tavsiye ediyor. Diyor ki ihfaz, ilzem ehake. Yani kardeşine koru, kardeşine muhafaza et, kardeşine sarıl. Sonra ikinci ehake peki niye mansup? Bu birinci ehake. Sanki diyor ki ihfaz ehake. İlzem ehake demek gibi. Onun neyi? Gizli bir zamir var. Gizli bir zamirden ötürü onun mefulü konumunda mansup oluyor değil mi? Bu ehake. Peki bu ikinci ehake nedir? Bu birincisi tamam. Gizli bir fiilin meful bir hisi dedik. İkinci ehake niye mansup? Tabiden çünkü. Heh, o da tabi, tevkid oluyor değil mi? Tevkid olduğu için birinci ehakeye bağlı. Yani kardeşin, diyor ki bak kardeşini muhafaza et. Kardeşini tekrar diyerek ne yapıyor? Lafzı tevkid etmiş oluyor. Dolayısıyla birincisi meful bihi li fi'lin mahzuf diye mansubun li fi'lin mahzuf meful bihi olduğu için. Diğeri ise ehake mansub, tevkidun mansubun değil mi? Tevkid çünkü müekkedi mansub olduğu için o da mansub olarak geliyor. İnne men la ehallehu. Zira kardeşi olmayan kişi. Peki la eha ne orada eha?
Ne olarak gelmiş? Önce onu tespit edelim. Eka. Bedel değil mi hocam senin kardeşin? Yok yok, diğeri inne men la eka var ya. La, Senin la orada ne lası? Efendim? o la neyin lazım? Nehi mi? Ya şey olumluk ifade ediyor ya, Ne? olmayan. La ehalnehu, yani hangi la o? La en nafiye lil cins, değil mi? O ileride gelecek bu Cin. konu. Cinsini nefy eden la'dır Şeydeki o. la ilahe illallah'taki la değil mi hocam? Heh, O da aynen. La cinsti. ilahe illallah'taki la'nın aynısı. Cinsini nefy eden la. O inşallah ileride gelecek bu konu olarak. Peki buradaki eha cinsini nefy ediyorsa oradaki elif niye var? Elif ne orada? Ne elif o? La'nın ismi Sadece mansup gelir. mansup. Mansup gelir la'nın ismi. Peki eha ne ile mansuptur? Şu la ile demek ki. Neyle? La cinsini nefyeden la nasp mı Tamam, ediyor? la nasp ediyor. Doğru. O amildir, nasp ediyor. Peki eha alameti ne yani? Şurada mansupluk alameti ne? Ha, Elif. Elif değil mi hocam? Mansupluk alameti elif dedi. Başka görüşü olanlar? Aylı hocam elif dedi. Hocam Esma-i Hamse'de şeyle harfle irab olması için Esma-i Hamse'nin şey olması lazım. Muzaf Ha, muzafun ileyh olması işte lazım. aradığım cevap buydu, değil mi? Aradığım cevap Evet. buydu. Mudaf mudafun ileyh olması lazım. Bu elifle ne olamaz? Elifle mansub olamaz. Yani bunun alameti. Tamam. Bu la'nın ismi olduğu için ismü la mansubun. Bila şek irabı bu. İsmü la mansubun. Peki alameti nasbihi leyse elif. Elif değil. Alameti nasbihi fetha bunun. Yani bunun şöyle gelmesi lazımdı. La eha. Değil mi? La eha şeklinde. Çünkü niye? Bu ne değildir? Bu mudaf değildir. İzafetle gelseydi o zaman olurdu. İşte mesela bakın, bu konuyu hatırlatmak için size sordum bunu. İzafetle gelmediği için değil. Dolayısıyla alimler burada bu elif neden var diye anlamaya çalışıyorlar. Kimi diyor ki detaya girmeye gerek yok. Buradaki hu aslında burada bir lam zayittir. Ehahu lehu var ya. Aslında ehahu zayit, o zaman hu gelmesi lazım diyorlar. Peki Azmi hocam, hu gelirse burada engel ne? Onu sizin bilmeniz lazım. Çünkü şeyde gördük biz bu konuyu. Nahvul Vâd-ı Saneviyye'de. Hu gelseydi burada sıkıntı ne? La'nın ismi ve haberi nekir olması lazım. Burada da marife oluyor. Böyle bir sıkıntı var. Eyvallah. Bu şekilde ehahu olmaz diyorlar. O yüzden en güzel tevcih ne? Diyorlar ki eha diye, eha evet Esma-i Hamse'dendir. Ama bazı lügatlerde bu Esma-i Hamse'nin her halükarda bu elif üzerine mebni olduğunu söylüyorlar. Elif üzerine. Bu durumda ne olur? Mebniyun, değil mi? Mebnidir fi mahalli nasbin ismu la şeklinde gelir. Neyse, bu konumuzla alakalı yok. Sadece la'un nafiye lil cinsi ve Esma-i Hamse konusunu hatırlayalım diye söyledim. Özellikle Esma-i Hamse'yi. Bakın işte Nahiv size böyle yardımcı olur. Diyeceksiniz ki Esma-i Hamse olsa izafetle gelecekti, gelmemiş gibi. Bunu demenizi bekledim aslında. Evet. Kesa'in ilel hayca bi gayri silahin dedik. Şimdi buradaki peki şeyimiz ne? İşte bu ikinci ehake nedir burada? Tevkiddir. Tevkidun, değil mi? Tevkid olduğu için tevkidun li ehake. İlk ehakenin tevkididir. O yüzden mansubun ve alameti nasbihi. Peki alameti nasbı ne? El elifu, değil mi? Liennehu min esmail hamse. Cemil. Evet, geldik ya da fiil olacak. Ha işte böyle kolay bir tane yazdım yani. Dedim böyle çok da şiire boğmayalım. Cae Muhammed. Bunun gibi. Geldi Muhammed. Ben diyorum ki hel cae Muhammed. Muhammed geldi mi? Sen diyorsun ki cae. Geldi. Bakın burada ne olmuş oluyor? Tevkid oluyor. Burada ikinci fiil olan cae ilk fiilin tevkididir. İlk fiilin tevkidi vazifesinde geliyor. O yüzden alimler bunda zamir olmadığını söylüyorlar. Cae'de zamir var ama ikinci cae'de zamir yok. Niye?
Çünkü bu mücerret sadece fiili tevkid ediyor. Failini değil diye bu şekilde de bir yorum var. Ya da harf olabilir. Bazen cümle de olabilir. Mesela cae burada mücerret fiil gelmiş. Bazen cümle şeklinde gelir. Mesela if'al, if'al diyorsun mesela. If'al, if'al cümlenin cümleyi tevkidi. Niye? Çünkü içerisinde vücuben müstetir zamir de var. Evet, harf olabilir. Harf olabilir. Mesela la ebuhu. La ebuhu bi hubbi. Burada besne isim demek. Besne. La ebuhu bi hubbi besne. Bakın besnete. Buradaki irabı ne besnenin? Besne. La ebuhu bi hubbi besne. Hocam fiil fail meful olamaz mı besne? Bak bi hubbi Ha, bir besne. Bi var burada zaten. muzafun ileyh mi? Heh, muzaf Yani ileyh, çok güzel. Muzaf ileyh. Peki alameti? Evet, devam edin. Muzaf ileyh mecrurun ve alameti cerrihi. bu yazıyı tam okuyamıyorum da orada Ben taimen şöyle burada vardı yazayım. Şöyle besmeti. yazayım. Görün burada. Besne. Şu en sondaki T mi? Ha. Besne şeklinde. Besnetin diye bitecek o zaman. Ama feta ile gelmiş bakın. Besnete diye gelmiş. Ha, neden bilmiyorum hocam. Niye? Kim biliyor? Bu özel bir şey demek ki bu kelime. Evet, ne? Gayrimunsarif değil mi? Kisra alamıyor demek ki. Gayrimunsarif bu çünkü. Neler kesra alamaz sadece? Gayrimunsarifler kesra alamaz. Değil mi? Besne burada gayrimunsarif. Gayrimunsarif ile alakalı biliyorsunuz çok güzel bir tablomuz var. O tabloyu alan Allah'ın izniyle gayrimunsarif konusunu çok güzel bir şekilde anlar. Onunla alakalı gayrimunsarif bölümünde biz bu konuyu işledik. Yine Tuhfetü Seni içerisinde oraya bakarsınız. Bakın besne gayrimunsariftir burada. O yüzden böyle gelmiş. Besnete. Niye? Çünkü alemdir ve mühendislik alameti vardır. Değil mi? Mühendislik alameti var. Tay merbuta. Evet, besnete o yüzden geldi. Bakın burada da la. Yani ben diyor ki besneye olan, besne kadının adı, besneye olan sevgimi diyor açıklamıyorum. Hayır diyor. Ben besneye olan sevgimi izhar etmiyorum, göstermiyorum. Niye diyor? İnneha çünkü diyor ahazet aleyye. Çünkü diyor o ne yaptı? Evet, bu yazı biraz şey çıkmış burası. Evet. Ahazet aleyye çünkü diyor o benden ne aldı diyor? Mevâsikan ve uhuda. Yani benden diyor sözler aldı. Yani ben diyor ona ahdettim, söz verdim. Dedim ki kesinlikle sana olan sevgimi gizleyeceğim. Açığa vurmayacağım diyor. O yüzden diyor la ebuhu yani la uzhiru. İzhar etmiyorum diyor. Burada bakın la mahalli şahit nedir? La'nın ne yapmış? Harfin harfi tevkididir. Evet, not demişiz. Bakın Kur'an'da mesela şey geçiyor. Dekken dekka veya saffen saffa diye ayeti kerime var biliyorsun. Ve caa rabbuke vel meleku saffen saffa. Kella izâ dukketil ardu dekken dekka. Buradaki dekka ikinci dekka veya ikinci saffa tevkid olur mu? Alimlerin bir kısmı diyor ki evet bu tevkittir diyor. Tevkittir. Bir kısmı da diyor ki hayır diyor tevkit değil bilakis haldir diyor. Hal olarak gelmiştir diyor. Yani şöyle şöyle olduğu halde. Mesela ve caa rabbuke. Rabbi gelir. Vel melekü ve melekler ne olduğu halde? Saffan saffa. Saf saf böyle dizilmiş oldukları halde diye gelir diyor. Aynı şekilde yer mesela izâ dukketil erdu dekken dekka. Böyle iyice birbirine vurup sarsıldı. Bu şekilde hal olarak da irabını yapmışlar. Demek ki her böyle tekrar eden lafzı hemen tekitlemiyoruz. Ha, tekit de denilebilir ama oradaki mana önemlidir. Asıl olan manadır. Hangi mana daha çok yakışıyor oraya? Evet. Tevkidi lafzi, tevkidi maneviden daha güçlüdür. Çünkü ne yapıyorsunuz? Aynı lafzı tekrar etmiş oluyorsunuz. Geldik şimdi tevkidi maneviye. Tevkidi manevi tanımı nasıl yapıyoruz? Tabidir. Bir, tabi. Tabi deyince kimler çıktı, kimler girdi içeriye? Atıf, Naat,
Var. Tabirler 4 tane. Evet, hemen sayalım, o şiirimiz neydi? Tabirlerimiz. Yetbe'u. Onu ezberlemedik hocam henüz herhalde. Bilen var mı? Atıf, matıf, sıfat, mevsup, bedel, Atıf ve müptelil, nat. mi? Öyle. Tekip, müekip desek olmaz mı hocam? Dörtten fazla saydınız siz. Hayır, karşılığını söyledi. Hani Yetbe'u atıf. fil irad Esma'el. esmaul uvel Esma'el. esmaul uvel naatun ve tevkidun ve atfun ve beden. Cemil. Evet. Bunlar bizim dört tane. Yetbe'u fil i'râbi esma'el uvel. Na'tun. Bakın faillerimiz bunlar. Esma'e orada mefuller o. Meful. Yani ilk öncesindeki isimler aslında. Önceki isimler ne oluyor? Metbuları yani. Sanki şöyle demek diyor. Yetbe'u fil i'râbi el metbu'e. Metbu'ya tabi olur. Yani Esma'el uvel de diyor. Metbularına tabi olur. Kim? Na'tun. Na'at tabi olur. Tevkid tabi olur. Atıf tabi olur ve bedel. Ve bedel tabi olur. Evet. Bir tabidir. Demek ki bu dördü girdi içeriye. Bakın sehv ihtimalini ve tevessü ihtimalini ref eder dediğimizde diğerleri çıktı. Çünkü onlarda böyle bir ihtimal yok. Onlarda böyle bir ihtimal yok. Örneğin dedim ki ben hafiztül kitap. Ne demek bu sehv ihtimalini ve tevessü ihtimalini ref eder ne demek? Örneğin ben dedim hafiztül kitap. Kitabı ezberledim. Şimdi ihtimal ki buradan ne çıkar? Acaba hani biz de diyoruz ya diyorsun ki ben bu kitabı okudum. Ha hepsini mi okudun? Peki adam niye hepsini mi okudun diyor? Ben kitabı okudum diyorsun. Demek ki ihtimal ki belki hepsini okumadın, belki bir kısmını okudun. Değil mi? Muhtemel yani bu lafız olarak muhtemel. Demek ki ihtimal ki kitabın hepsini değil de bir kısmını ezberlemiş olabilirsin. Ve bunu kastettin. Mesela hafiztül kitabı ezberledim. Belki de sen bir kısmını ezberledin. İşte bu yanlış, sehvi, hatalı olan ihtimali ref etmek. Yani kaldırmak için sen diyorsun ki hafiztül kitabe kullahu. Hepsini okudum diyorsun. Veya da yarısı mı, üçte biri mi gibi tevessu. Yani tevessu dediğimiz şey ne? Yani genişlik, geniş ihtimaller. Yarısı olabilir, üçte biri. O ihtimallerin hepsini kökünden atıyorsun. Diyorsun ki kullahu. Hayır, hepsini okudum. Bazen diyoruz ya bu kitabın hepsini, hatta yetmiyor başından sonuna, yetmiyor kelime kelime. İşte bunların hepsi tevkittir. Bunların hepsi manevi Beden. tevkittir. Hocam beden de olmaz mı? Küllehu. Bedel ol, nasıl bedel? Yani hafistul Kur'an'e mesela nısfehu desek Olmaz. beden Bedel oluyor ama o. olmaz. Bedel şöyle olur yani. Bedel dediğimiz şey onun yerini tutması lazım tam olarak yerini. Yani bedeli kül olmaz. Ha bedeli nısf olsaydı olurdu ama burada külle hepsi. Şimdi şöyle Ha ben düşüneceksiniz şey bedeli kül değil de bedeli bazı var ya bedelde. Ha bedeli onu bazı olur. söyledim. Nısfahu, cüz'ehu olabilir o. Ama bedeli kül olamaz. Çünkü bedeli kül olabilmesi için yani biz asıl bedel derken genelde onu kastediyoruz. Yani bedeli kül minel kül. Bedel-ül kül minel kül olması için sizin diğer lafzın yerine kullanabilmeniz lazım. Mesela burada kitabı çıkarın. Küllehu'yu kitabın yerine kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Diyebilir miyiz? Hafiztü küllehu. Neyin küllünü? Yani o manada bunu yapamazsak, onun yerini tutamazsa ama mesela diyoruz ki Câe Muhammed Ebu Ali. Muhammed de aynı kişi, Ebu Ali de aynı kişi. Birbirinin yerine kullanabilir. Ama cüzde sorun yok. Cüzü olabilir. Cüzde zaten zamir olmak zorunda. Zaten külde zamir olmaz. Niye zamir olmaz? Zaten mübeddel minle bedelle mübeddel minhu aynı kişidir. Niye zamir dönsün ki ona? Değil mi? Diyorsun ki mesela cae Muhammed diyorsun. Ve sonra diyorsun ki Ebu Ali. Ebu Ali ile Muhammed zaten aynı kişiler. Ebu Ali yani kim geldi? Muhammed. Hangi Muhammed? Ebu Ali olan Muhammed. Burada Ebu Ali ile Muhammed aynı kişi olduğu için aynı kül, tam olarak birbirinin aynısılar. Yani Muhammed şu kadar yeri kapsıyorsa tam aynı üzerinden de Ebu Ali geçiyor. Aynı şey. İkisi de aynı oranda kapsıyor. Ama bedel cüz dediğimiz şey cüzü olsa içinde bir parçası olduğu için diyoruz ki bunun parçası. O yüzden zamir getiriyoruz. Nısfı cüzühü. Burada o yüzden külluhu da zamir gelince zaten anlıyoruz ki biz bu kesinlikle tevkittir. Evet. İşte bunu ref ediyor. Bunu söyledik. Şimdi geldik diğer bir şeye. Tevkit lafızlarında ecma ve türevleri hariç. Gelecek şu ecma ve türevleri hariç.
müekkede dönen kesinlikle bir zamir olmak zorunda. Bu vaciptir. Yani nefs ve ayn, kül ve cemi'a, kila kilta, bunların her birinde geriye bir zamir dönecek. Zamirsiz olmayacak. Bu yüzden sadece marife lafızları tekit ederler. Sadece marife lafızları tekit ederler. Nekirayı tekit etmezler. Alimlerin çoğunluğuna göre marife lafızları, sadece marife lafızları tekit ederler. Çünkü bunların kendisi de marifedir. Eğer bu lafızların biri nekire olarak zamirsiz gelirse ne olur? Mesela ben dedim ki ca'el ceyşu, ca'el ceyşu cemi'an. Orada cemi'anın irabı nedir? Cemi'an. Ca'el ceyşu. Ordu geldi cemi'an. Cemi'anın irabı nedir? Hal mi? Ya haldir. Aynen, ya haldir ya da temyiz olarak gelir. Ya haldir ya da temyiz olarak gelir. Burada mesela hal daha uygun. Yani komple hepsi bir olduğu halde geldiler manasındadır burada. Zira eğer ki yani bunlar zamirsiz... Efendim? Burada cemi'anla kulluhu arasındaki fark ne o zaman hocam? İşte birinde şey yok, zamir var kulluhu, diğerinde zamir yok. Aynı şekilde küllen gelse mesela, küllen. Bu da haldir. Küllen gelse. Yine aynı. Yani buna mesela tekit demiyoruz. Niye tekit demiyoruz? Geriye bir zamir dönmediği için. Geriye bir zamir dönmesi lazım. Sadece ecma ve türevleri hariç. O şimdi gelecek orada. Geriye bir zamir dönmezse bunu tevkid olarak yapmıyoruz da hal olarak. Yani fi kevni halihim cemiyan gibi yani. Evet. Nerede kaldık? Evet, gelirse bu şekilde zamirsiz, o zaman hal ya da temyiz olarak ne yapılır? Hal veya temyiz olarak irabı yapılır. Bu şekilde irabını yaparız. Demek ki ne olarak gelmesi lazımmış? Bunların bir kendisine zamir bitişmiş olarak gelmesi gerekir. Evet. Bu lafızlar nelerdir? Ayn nefis gibi, kila kilta gibi, Arapçada bunlar belli lafızlar. Kül gibi, külün yanına amme işte vesaire ekleyebiliriz. Cemi' mesela, yine kül, cemi', ecma' ve türevleri, bunlar bu lafızlar. Şimdi gelelim bunları tek tek inceleyelim. Evet. Birincisi nefis ve ayn. Evet, örnek. Mesela diyoruz ki ca'e aliyyun. Ali geldi. Nefsuhu. Onun bizzat kendisi. Ev aynuhu. Veya da onun yine bizzat kendisi geldi. İkisi de kullanılabilir. Nefsuhu, aynuhu. Bizzat diye ne yapıyoruz? Tevkid ediyoruz. Mesela diyorsunuz ki bakın, tevkidin temel mantığı nedir biliyor musunuz? Tevkid şudur. Zaten bazı şartlar gelecek. Orada anlayacaksınız. Tevkidin mantığı tanımda geçtiği için. O yüzden tanımlar çok önemli. Refu'l ihtimal. Yani ihtimali, hata ihtimalini ortadan kaldırıyor. O manada tevkid ediyoruz. Yani mesela diyoruz ki ca'el melik, kral geldi. Şimdi dinleyen diyor ki ya kralın bizzat kendisi mi geldi? Niye soruyor bunu? Yani acaba onun yardımcıları mı geldi, kral emir mi gönderdi? Bakın, tevkid etmek istiyor aslında. O ihtimali tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Bu tevkid bakın bu mantıkla geliyor. Dolayısıyla böyle bir ihtimal yoksa göreceksiniz, bazı cümlelerde böyle bir ihtimal olmayacak. O zaman tevkidin gelmesi gerekmeyecek. Gelemeyecek, caiz olmayacak. Çünkü tevkid ancak bu mantıkla gelir. Ali geldi, bizzat, evet bizzat kendisi. Şartları nedir mesela nefis ve ayında? Eğer bir araya gelirlerse önce nefis gelir, sonra ayın gelir. Yani şöyle diyemeyiz. Ca'e aliyyun aynuhu nefsuhu diyemeyiz. Tam tersi nefsuhu ve aynuhu diyemeyiz. Araplar kullanımı bir şey. Önce nefis getiriyorlar, sonra ayın. Ne anlama geliyor hocam ikisini birden kullanınca?
tevkid edebilirler. Şartları müekkedin müsenna olmaması gerekir. Bakın müekked burada cemide külde ne olacak? Müsenna olmayacak. Böyle bir cümle kuramayız. Ca'e zeydani, ca'e zeydani kulluhuma. Böyle bir şey gelemez. O ikisini hepsi diye gelemez çünkü müsenna için kullanılan kila ve kilta var. Bizim müsenna için kullanacağımız ne var? Kila ve kilta. Biraz sonra gelecek bu. Dolayısıyla biz burada ne diyemeyiz? Kulluhuma diye bir şey kullanamayız. Müsenna olmayacak müekked. Tekit ettiğimiz lafız müsenna gelmeyecek. Ya kendisi ya da kullanıcısı anlamında bölünebilir olmalıdır. Ya kendisi ya da kullanıcısı anlamında bölünebilir. Yani ya lafzın kendisi bölünebilir olacak. Çünkü niye? Bölünemeyen bir lafza sen nasıl hepsi diyebilirsin? Zaten bir tane. Yani ya eczaları olacak ya da kullanım anlamında onun eczası olmuş gibi olacak. Mesela örnek üzerinde daha iyi olur. Ca'el ceyş diyoruz. Bakın ceyş kulluhu lafız olarak tekil. Ama nedir? Ceyş eczaları var değil mi? Ordunun parçaları var. Dolayısıyla bu şekilde kulluhu caizdir kullanmak. Aynı şekilde ca'el cunut diyorsunuz. Bak cunut askerler zaten çoğu kulluhum diyorsunuz. Bunda zaten sorun yok. Veya da diyorsunuz ki iştaraytul ab diyorsunuz. Köleyi satın aldım. Bakın diyorsunuz ki abde küllehu. Tabii bak abde geldiği için külleh gelecek. Yani mübeddel minhi neyse ona şey mübeddel diyorum. Müekkedi neyse ona tabi olacak değil mi? İştaraytu el abde küllehu gelecek burada da. Peki buradaki küllehu lafzı abde dönüyor. Peki niye caiz oldu burada? Köle bir tane değil mi? Nasıl kölenin hepsini aldım yani? Yarısı mı aldınız kölenin? Yani köle satım alımıyla alakalı bir durum var galiba. Yarısı ya bir süreliğine satın almak gibi falan olabilir mi? Aynen öyle. Aynen öyle değil mi? Çünkü bakın nahibi bildiğiniz zaman diyelim ki konuyu bilmiyorsunuz. Önemli değil. Diyorsunuz ki abi köle diyorsunuz tek olsa küllehu kullanmak caiz olmaz. İki ihtimal var. Ya bu cümle caiz değil ya da kölelikle alakalı köle alınıp satılmasıyla alakalı bizim bilmediğimiz bir durum var. Evet bilmediğimiz durum ne? Köleler önceden birkaç kişi satın alabiliyordu. Yani onun kullanıcıları birkaç kişi olabiliyordu. Ondan dolayı bakın burada ne var? Sanki manevi bir tecziye var. Yani manevi bir bölünebilirlik. Mesela kölenin yarısını biri satın alıyor, yarısını biri satın alıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bakın o manevi bölünebilirlikten ötürü ne diyor? Ben kölenin hepsini satın aldım. Hepsi bana ait diye söylüyor. Ama desek ki mesela değil mi? Ra'ytu Zeyd. Ben Zeyd'i gördüm. Küllehu diye bir cümle olamaz. Hepsini gördüm. Diye olamaz. Yani onun bütünüyse bütün olan bir şeyin bu şekilde küllü gelmez. Tekidi yapılmaz yani. Bunlar şartı. Geldik kila kiltaya. Kila ve kilta mana olarak kül gibidir. Mana olarak aynısı yani. Sadece bunun özelliğine bakın bu ne dedik müsenna gelmiyor ya. Bu da müsenna kısmında geliyor. Şartları neler? Zamirin döndüğü iki yere müfred bir kelime koyulabilmeli. Bakın bu önemli bir şart. Daha demin dediğim o. İşte tekit manası olup olmaması o. Şimdi göreceksiniz burada. Mesela diyorum ki ihtesame Zeydun ve Amrun. Ben buraya şunu eklesem. Kilahuma. Kilahuma diye eklesem. Kilahuma diye eklesem. Burada kilahuma caiz olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü Zeyd ve Amr, bu huma zamirinin döndüğü yer, Zeyd ve Amr. Bunun yerine ben müfred bir kelime koyabilmeliyim. Mesela diyebilir miyim? İhtesem Ahmet. İhtesem Ahmet diyebilir miyim? Diyemem. Niye? Niye diyemem? Çünkü ihteseme tartışmak iki kişiyi gerektiriyor. Bir kişiyle tartışamayız ki. İki kişi tartışacak. Ahmet'le Ali tartıştı. Zeyd'le işte Amr tartıştı. Dolayısıyla bizim kilahuma getirmemize gerek yok. Burada çünkü hata ihtimali yok ki. Şaşırma ihtimali yok ki. Ref edelim biz onu kilahuma ile tekit edelim. Zaten iki kişi olmak zorunda. Biz ne zaman tekit ediyoruz? Bizim tekit ettiğimiz zaman bu ihtimalin olduğu zaman. Burada böyle bir ihtimal yok. Ama diyoruz ki mesela Ca'a Aliyun ve Zeydun kilahuma diyoruz. Ali ve Zeyd geldi. Çünkü Ali ve Zeyd'in yerine biz bir isim kullanabiliriz. Ca'e Zeydün
diyebiliriz tek başımıza. Ama ikisini koyuyoruz, o yüzden ikisini tekit ediyoruz. Ama bunda ikisi iki tane olmak zorunda zaten. O yüzden bunun yerine eğer biz o dönen zamirin geldiği yere bir müfred isim koyamıyorsak bu caiz olmaz. Bakın mantık aynı mantık. Mantık ne? Çünkü ref edeceğimiz ortada bir şey yok. Evet. Başka müekked müsenna olmalı. Tabii dönecek yer müsenna olacak değil mi? İkil çünkü. Huma zamiri onda olmak zorunda. Yani kesinlikle onu yazmamış mıyız? En önemli şeyi yazmamış herhalde. Yani kila huma şeklinde olur. Ha zamiri en yukarıda demiştik çünkü. Evet. Onu söyledik. Zamir olmak zorunda dedik değil mi? Zamir huma nereye dönecek? Müsennaya dönecek. Dolayısıyla müekked müsenna olmalı. Başka manada ihtilaf olmamalı. O yüzden şu cümle sahih olmaz. Ca'e Zeydün diyorsun. Zeyd geldi. Ve zehebe Amrun diyorsun. Amr gitti sonra kilahuma. İkisi birlikte. Bu caiz olmaz. Değil mi? Çünkü ikisi farklı farklı. Birinin zehabı diğerinin meci'i. Birinin gelmesi diğerinin gitmesi. İkisinin tekit edecek bir durumu yok. İkisinin mahalleri farklı. Şimdi geldik ecma meselesine. Ecma. Bu lafızlarda ecma ve türevleri. Ecma bu lafızlarda her ne kadar zamir birleşmese de bunlar marifedirler. Niye? Çünkü marife bir lafzı dedik biz tekit eder. Nasıl marife olmayacak? Peki bunlar şu üç kısım neden marifeydi? Çünkü zamir bitişti onlara. Peki bu neden marifedir zamir bitişmediği halde? Ecma'u, ecma'in mesela değil mi? Çok kullanıyoruz. Amin ecma'in diyoruz. Bunun gibi değil mi? Ney? Neden bunlar marifedir? Çünkü bunlar genel görüş şu alemi cinstir demişlerdir. Veya işte izafet niyet edilmiştir vesaire. Farklı yorumlar var. En şeyi alemi cins olarak görmüş. Yani bu lafızlar da marifedir kısacası. Bunlar da marifedir. Gayrı munsarifler. Bakın bunların bir kısmı gayrı munsariftir. Ecma'u. Ecma'u niye gayrı munsariftir? Ecma'a, ecma'u. Çünkü alemdir. Alemdir. Ve vezni fiil. Fiil vezninde gelmiştir. Değil mi? Çünkü diyor mesela ca'el kavmu ecma'u. Hepsi geldi. Ecma'u şeklinde getiriyorsun. Bunun müennesi cem'a. Bakın cem'a tarzında geliyor. Cem'a. Peki bu niye gayrı munsariftir? Bu da elif-i te'nisten ötürü değil mi? Te'nisten dolayı. Başka ikinci ne istiyordu? Kaç tane alamet olmalı burada? İkinciye gerek yok hocam. Te'nis olunca yetiyor. Tek bir illet burada iki illet makamındadır çünkü. Üç tanesi neydi bizim? Tek bir illet, iki illet makamındadır. Evet. Peki cum'u nedir? Cum'un ev cum'un. Bu da alemdir ve adıldır. Değil mi? Alemiyet ve adil olduğu için nedir? Bu da gayrimunsariftir. Evet, gayrimunsarif meseleleri çok geçiyor şeyde. Gayrimunsarifi biraz hatırlamanız için şöyle kısaca. Bu tabloya bakın. Bakın bu tablo size gayrimunsarif konusunu bir daha unutmazsınız Allah'ın izniyle. Bakın gayrimunsarif demek bizim gayrimunsarif için nelerdi? İcma' vezin adilen ennis bi ma'rifa ve rakkib vezid ucmeten vel fel vasfu kad kemula. Değil mi? Bu şekilde geliyordu bizim şiirimiz. Şimdi burada biz demiştik ki bir lafzın gayrimunsarif olabilmesi için gayrimunsarif bir kere ne demek? Gayrimunsarif demek tenvin alamaz demek. Gayrimunsarifin anlamı budur. Tenvin alamaz demektir gayrimunsarif. Bunlar tenvinli olarak gelemezler. Tebeyyet tabi olarak buna uygun olarak da ne olamazlar bunlar? Kesralı gelmezler. Kesralı gelmezler. Asıl olan gayrimunsarif demek gayrimünevven. Tenvinsiz manasındadır. Bunların gayrimunsarif olması için el takılı olmayacak. Bir de ne olmayacak? İzafetle gelmeyecekler. İzafetle gelmemeleri lazım. Şimdi bakın. Mesela diyoruz ki burada. Bir kelimenin gayrı munsarif olabilmesi için 9 illetten en az 2 illet ya da 2 illet makamına 1 illet bulunmalıdır. 2 illet makamına 1 illet bulunmalıdır. Yani biz bir kelimeye gayrı munsarif diyebilmemiz için ona ne yapmamız lazım? Ona 2 tane illet belirlememiz lazım. Bakın tablomuz çok kolay. Bu burada 9 tane sayıyor. Cemi'a. İşte vezin, veznü fiil, adil, ma'dul yani bir yerden dönmüş aslı başka. Ennis müenneslik,
Bir marife alem, alemiyet yani. Ve rekkib, terkib, terkibül mezci. Ve zid, ziyadetil elif ve lam. Ziyadeti elif ve Osman yani. Ziyadet elif ve nun. Ucme, yabancı isim. Fel vasf, vasfiyye, bu şekilde. Hocam, ses bende ara ara kopuyor da herkes de aynı mı? Ben de iyi. Siz konuşurken de sizde bir kopukluk gelmişti hocam. Belki sizde olabilir. Evet, bu ara ben bir mekan değiştireyim hocam. Tamam, sağ olun. Tamam, önemli değil. Bakın 9 tane illetimiz var. Şimdi 9 illeti, bunu bir tane güzel gerçekten şeyh hazırlamış. Bizim şeyhimiz de bize verdi. Ama çok güzel hazırlamış. Yani şunu anladın mı? Çünkü çok zor konulardır. Yani Arapçanın en zor konularından, en karmaşık konularındandır. Ama bu gerçekten kolaylaştırıyor. Bakın 3 tane bizim illetimiz var. Bu 3 illet bir şeye ihtiyaç duymuyor. Tek başına gelirlerse doğrudan gayrimunsarif. 3 illet. Tek bir illet olduğu halde başka bir şeye ihtiyacı yok. Bir, mefail vezdinde veya mefail vezdinde gelirlerse. Mesacid, mefahis, mesabih ve denanir gibi. Mefail ve mefail vezdinde. Veya elif-i te'nisil maksure ile gelirlerse. Habla, merda, zikra. Ama bakın elif şey olacak, mühendislik alameti olan elif olacak. Başka, elif-i te'nisil memdude ile gelirlerse. Sahra, bakın elif memdude. İşte hamra, eşya gibi, bakın zekeriya gibi mesela. Yani eşya, burada eşyayı almışız ama eşya farklı normalde. Yani bunun, bu da gayrimunsarif de, ama neden gayrimunsarif olduğu konusu ihtilaflı. Neyse, buraya girmeye gerek yok. Şimdi, çünkü müennestlik alameti olması lazım. Yani ne dedik? Elif-i te'nis burada memdude, müennestlik alameti olacak. Buradaki cem'i çünkü çoğulu bu. Demiş şey onun çoğulu, mühendislik alameti değil yani. Mühendis olarak gelmemiş. Dolayısıyla burada eşyayı yazmasak doğruymuş yani. Evet, şimdi bakın. Te'nis alameti, te'nis el-ma'nevi. Şimdi bakın, te'nisil ma'nevi veya da ta. Şu kısım, üç tane illet var burada. Bakın ilk üç illet tek başına gelirlerse doğrudan nedir? Gayrimunsarif. Buradaki üç illet, yani nedir? Bir, sonunda kapalı bir te olacak. Kapalı bir te ile gelecek. Veya kapalı bir şey ile gelmediği halde mühendisliği işaret edecek. Özüne, yabancı isim olacak, Arapça olmayacak. Başka terkibi mezun, iki kelimeden olacak. Vaalebek, hadrabek. Bunlar ise, alemiyet seviyemizde gayrimunsarif olacak. Yani bu üç olacak ve alem olacak. Alem. Bir tanesi, hafifi, masumluk var. Bakın ne onlar bir alemiyet ve alemiyet olacak. Gayrimusarif değil. Alem olmadığı için gayrimusarif değil hocam. Açıldım hocam.
sayıyor sanırım. Diyor ki işte ecmaun tek başına geliyor, külden sonra gelmiyor diye. Caiz diyorlar zaten de genellikle gelir diyor. O da diyor ki Kur'an'da tam tersi, genellikle gelmiyor diye söylüyor. Vallahu alem bissavab. Evet, kısacası gördüğünüz gibi tevkid konusu bu. Bunu aldığımız zaman hangi kitaba bakarsanız bakın tevkidle alakalı göreceğiniz konular bunlar. Şimdi metnimize geçeceğiz. Burada kalalım. Bir dahaki dersimize metne başlayacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahur da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.